Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzda arkadaşlar sizi geleceğinde düşünmeyen ama sizi yedekte tutan sizinle aslında takılan partnerlerin davranışlarından biraz bahsedeceğiz siz tabi ona değer vermişsiniz hayatınızda olsun istiyorsunuz hayallerinizi onunla süslüyorsunuz ama veriler o kadar belirsiz ki siz bu ilişkide ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. İlişkide siz kimsiniz? Yarınlarda neredesiniz muhtemelen göremiyorsunuz. Evet şimdi bu yedekte tutanlar aslında ne yapıyorlar? Gelecekte sizi görmediği için sizi oyalıyor, hayatında tutuyor. Yani sizinle takılıyor arkadaşlar peki bunlar da en bariz özellikler neler yani birinin hayatında asıl kişi misiniz yoksa yedekte misiniz nasıl anlayabilirsiniz buna dair bir video bu arkadaşlar şimdi tabi bu hayatımızdaki insan yani belirsizliklerle dolu bir insandır zaten bizi yedekte tutuyoruz arkadaşlar yani aslında bu kişi yalnız kalmak istemiyor, ihtiyaç duyduğunda yanında biri olsun istiyor ama geleceğinde bu kişiyi istemiyor aslında. O yüzden de bu insanların maddi manevi hayatındaki kişiye karşı çok cimri olduğu, çok ön plana çıkan bir başlık arkadaşlar. Nasıl cimri? Yani duygusal cimri. Mesela size güzel sözler söylemiyor, iltifatlar etmiyor, sizin için emek harcamıyor, ee, ve tabii ki maddi anlamda manevi anlamda yatırım yapmadığı için bu insanlarda bu e, cimriliği fazla görüyoruz. Yani zaman ayırmasını istediğiniz zaman size kısıtlı zaman ayırması da bir cimrilik ya da işte aradığınızda e, sohbet etmek istediğinizde telefonların çok uzamadığını, çok yüzeysel konuşmaların olduğunu fark edersiniz. İşte kısa cevaplar gelir mesajlarınıza ya da işte yarına dair böyle hayallerinizi anlattığınızda arkadaşlar bu insanlar hayallerinizi böyle besleyen konuşmalar yapmazlar. İşte siz ona sorduğunuzda ya işte yarınlarla ilgili ne düşünüyorsun hedeflerin hayallerin neler dediğinizde bu insan ya ben Kariyer yapacağım. İşte e, benim bir düzen kurmam için daha var. Yapmam gereken şeyler var gibi birçok bahaneyi aslında sıralıyor bu insanlar. Yani işini anlatır, yapacaklarını anlatır, ailesini, işte e, kendi problemlerini çok anlatır ama bir türlü sizinle ilgili bir plan kurgulamaz. Ya bu insanlarla birlikte olduğunuz zamanlarda gelecekle ilgili planlar çok gündeme gelmez arkadaşlar. Hep bir bahaneler gündemdedir. Bu yüzden de bu insanlarda daha çok ani planları görüyoruz. Yani işte yalnız kaldı nedir size bir telefon açtı hani karabatak gibi derler ya bir görünür bir kaybolur bu insanlar unutmayın arkadaşlar ya bir bakıyorsunuz ya size değer veriyor gibi yok, o yok o gün yalnız kalmış bir ihtiyacı var maddi manevi sömürüye geliyor arkadaşlar yani hani bir kişi sizinle ilgili yarınlara dair program yapmıyorsa nedir geleceğinde sizi görmüyordur çünkü sizi e, kendinden daha böyle yetersiz güçsüz buluyordur yani kendini daha nitelikli olarak değerlendirdiği için bu süreçte ne yapıyor arkadaşlar arayışlara devam ediyor yani o kafasını süsleyen profili aramaya devam ediyor ama ihtiyaçlarını karşılamak için de e, sizi hayatında tutuyor sizinle takılıyor arkadaşlar ve bu insanlarda neyi de ayrıca görebiliyoruz? Mesela sizi yakınlarına çok böyle yaklaştırmıyor arkadaşlar. Aile çevresine özellikle yaklaştırmıyor. Mesela aradınız ailesinin yanında işte ne yapıyorsun ne ediyorsun işte bizimkilerle beraber mesela mı söyle ha <laughs> ha söylerim Bakın söylemiyor selamınızı orada. Ha <laughs> ha diye sizi ne yapıyor? Geçiştiriyor arkadaşlar. Ya da işte sosyal medyası üzerinden de paylaşımlarına baktığınızda arkadaşlarını, dostlarını, çevresini paylaşırken sizinle çok görünmek istemez. Ya işte şimdi sorarlar. ...işte bir cevap verirsen birçok soru gelir. Doğru zaman değil der. Sizi sosyal medyasında göstermez ve bahaneler sunar. Sizi aslında bir yere koymuyor. Bakın bir sıfatınız yok. Evet sevgiliymiş gibi takılsa da aslında bir ilişkinin sorumluluklarını yerine getirmiyor orada. Geçiştiriyor. Sürekli geçiştirilen bir kişi oluyorsunuz arkadaşlar böyle ilişkilerde. Ya yani bir şey yaptığında mesela lütfeder gibi yapar bu. Hadi buluşalım diyorsunuz. Ya benim işlerim var, yoğunum, yorgunum. Ya ilgin çok az bana dediğiniz zamanlarda da ne duyarsınız. Ya çok boğuyorsun beni. Çok üstüme geliyorsun. Yoğunum ben zaten. Böyle agresif tutumları da görebiliyorsunuz. Yani çok böyle kıvırır bu insanlar. Çok yalan söylerler. Oyalayacak neticede sizi. Hani kaybetme korkusu zaten yok bu insanlarda. O yüzden de çok rahat bir şekilde sizi kırabilir. Hani biraz geri durduğunuzda ne oluyor? Peki o vakit hani gitmiyor ya bu insanlar. O vakit gelir, biraz ilgilenir. Ama bu istikrarlı bir ilgi olmaz, istikrarlı bir iletişim de olmuyor zaten bu insanlarla. Çok böyle tutarsız tutumları görüyoruz arkadaşlar. Sizi yedekte tutan insanlar da ve yani gelecek görmediği için unutmayın geleceği konuşmuyor. Çok belirsiz başlıklar var hikayede. Aynı sorunları tekrar tekrar yaşatıyor. Çünkü sizin sorun yaptığınız şeyler onun için sorun değil arkadaşlar. O yüzden böyle transit geçiyor üzerinden O yüzden sürekli bakın tekrara düşersiniz yaşadığınız problemlerle ilgili bu ilişkiye dair çok fazla tekrar olur arkadaşlar hayatının merkezine sizi koymuyor bu insanlar diğer randevuları diğer işleri her zaman unutmayın ki sizden önce geliyor ve e, mesela Hani siz değer veriyorsunuz ya onun için hazırlanırsınız, süslenirsiniz, püslenirsiniz çok. Yani o istediğiniz güzel sözleri duyamazsınız. Daha fazla eleştiri alırsınız tarzınızla ilgili, yaşamınızla ilgili. Niye? Çünkü sizi arkadaşlar denk görmüyor kendine. Kendini nereye koyduysa sizi aşağı koymuş bu arkadaşımız. O yüzden de arayışları devam ediyor. İşte hani sosyal medyasına baktığımızda dedik ya hani farklı farklı insanlar var mesela eklediği insanlar ee, şimdi hani sosyal medyada sizi paylaşmıyor aynı zamanda da arayışları devam ettiği için hani çok yaygın olduğu için sosyal medya kullanımı özellikle oradan takip edebilirsiniz sürekli birilerini ekliyor karşı cinsten ya bu kim dediğinizde bir arkadaş ya yani şimdi mesela kişi Ankara'da yaşıyor <laughs> Ankara'da tamam var arkadaşları. Türkiye'nin birçok illerinde arkadaşı oluyor arkadaşın. Nereden nasıl tanıştıysa ya yani sosyal medyadan tanıştı ama bir tanıdık olarak anlatıyor size. O yüzden sosyal medyasını iyi gözlemleyin. Bu insanların nedir? Arayışı vardır. O yüzden sosyal medyadan böyle aramalar devam eder. Zaten yanınızda da kaşı gözü böyle oraya buraya döner arkadaşlar. Niye? Arayışta sizi kafasında oturtmadığı bir yere, gönlünde bir yere oturtmadığı için arkadaşlar sizi sadece takılacak kişi olarak görüyor. Sizi takılacak kişi olarak görüyor ve de hani kendi kafasına göre düşündüğü o partneri bulduğunda sizi gönderecek. Şimdilik takılmak için hayatında tutuyor ihtiyaçları var. İnsanların ihtiyaçları oluyor. O yüzden de bu insanlar bencil, kendi odaklı olduğu için sizinle bu süreçte takılıyor ve sizi oyalıyor unutmayın arkadaşlar. Hani bu veriler varsa hani göz ardı etmeyin lütfen hep umut edersiniz fakat umut ettikleriniz bir türlü gerçekleşmez hep bahaneler gelir siz benimle birlikte beni seviyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani uzaklaşmak istediğinizde tekrar ilişkiye çekiyor ama istikrarlı bir şey yok. Bakın buradan yakalayabilirsiniz. İstikrarlı bir durum yoksa her şey belirsizse bayağı da bir zaman oldu. İlişki bir yere evrilmediyse bu kişi sizinle takılıyor, sizi oyalıyor. Yarınlarında sizi görmüyor, sizi yedekte tutuyordur arkadaşlar. Beslenmiyorsa bu ilişki kişi beslemiyorsa, size yatırım yapmak istemiyorsa zaten geleceğinde görmüyor sizi arkadaşlar. O yüzden de zaman geçiriyor. Ya cinsel ihtiyaçlar için olabilir, işte maddi ihtiyaçları için olabilir ya da bir yerlere gittiğinde yalnız gitmek istemiyordur. Eşlik etmeniz için olabilir. Yalnızlığında, hani yalnız kaldığı zamanlarda yani patlı organizasyonlar yapıyor ya bunlar darlanıyor bunalıyor işte ne yapsam ki şey ya benim şu yedeği arayayım da <laughs> onunla bir şeyler yapabiliriz diyor. Yani talepler sizden gittiğinde bakın bir karşılık gelmiyor talepler genelde ondan geliyor onun uygun olduğu zamanlarda onun istediği zamanlarda ilişki içerisinde iletişim ve planlar hayata geçiyor. Onun dışında sizi zaten kişi ne yapıyor? Yok sayıyor arkadaşlar. Özverili ve özenli davranmıyor size aklınızda olsun. Evet e, hep son dakika planları yapıyorsa dışarıda e, olduğu zamanlarda yani dışarıda olmayı da çok tercih etmiyor böyle insanlar e, çünkü nemalandığı şeyler var e, harcama da yapmak istemiyor emek de vermek istemediği için ihtiyacı neyse onu görüyor uzun zaman geçirmiyor sizinle ihtiyacını gideriyor ve gidiyor. Sonra geri geliyor ama tamam yine ihtiyaç oluşuyor çünkü. O yüzden de hani bitmeyen sorunlar, bitmeyen belirsizlikler, arkası gelmeyen bahaneler kişinin bizi yarınlarında görmediğine işaret oluyor arkadaşlar. Lütfen hani umut etmek yerine gerçeklerden çok uzaklaşmayın. Biri sizinle yarınları konuşmuyorsa yarınlarında yoksunuz. Hani dedik ya belli bir zaman geçmiş ve yarını konuşmuyor sizinle. ...çok tehlikeli arkadaşlar... ...sizi kullanıyor, unutmayın... ...sizinle takılıyor bu arkadaşlar... ...o yüzdendir ki... Yani ...şu soru var ya, biz neyiz? ...ya işte ben... E, e, ...bazı yapmam gereken şeyler var da... ...o yüzden bir şey diyemiyorum da... ...hep geçiştirir sizi... ...ve ilişkinin adını koymuyorsa... ...birisi belli bir zaman sonra... ...arkadaşlar, evet... ...sizinle yarın düşlemiyordur... E, ...siz... Yani biraz zamanı bırakırsınız o ama bıraktığınız zaman yine sizden çalınan zamandır hep zaman kaybedersiniz hep maddi manevi böyle üzülen taraf siz olursunuz ilgi beklersiniz ilgi gelmez yani bir arama beklersiniz arama gelmez yani işte sitem edersiniz bir karşılık bulmaz böyle insanlarda o yüzden hep onun istedikleri oluyorsa Bakın ilişkinize şöyle. Uzun zamandır bu insandan bir şeyler umut ediyorsunuz. Ama hani bir şey yapalım, yaparız demiyor. Bakarız diyor bu insanlar. Buna da dikkat edin. Bakarız diyorsa, bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapar arkadaşlar. Ya da zaman verir. Canım şu zaman yaparız. Hep bakarız diyen insan arkadaşlar başka şeylere bakıyordur <laughs> size pek bakmıyordur o yüzden de kimsenin lütfen yedeği olmayın oyaladığı biri olmayın o sizi kandırıyor siz en azından bu veriler varsa kendinizi kandırmayın arkadaşlar gerçeklerde kalın zaman kaybedersiniz üzülürsünüz hayal kırıklıkları yaşarsınız beklersiniz ama Zaten çabası yok ya karşı tarafın bir şey değişmez giden sizden gider yani çok fazla fedakarlık yaparsınız hani var ya bir söz siz feda edersiniz o kar eder ve o kafasında tasarladığı insanı aramaya devam eder bulduğu zaman da zaten dakikasında sizi terk eder seviyor musunuz fedakarlık yapmışsınız üzülmüşsünüz umrunda değil arkadaşlar sizi kendine denk görmüyor bu arkadaşımız unutmayın yarınlarında sizi düşlemiyor ya ben çok seviyorum onu kaybetmek istemiyorum diyorsanız onun kendini nereye koyduğunu iyi okuyun belli ki baya bir yükseğe koymuş oraya gelirseniz bir denklik oluşturursanız onun o hayal ettiği olmak istediği yere siz ondan önce varırsanız belki bu hikayede evet denklik gördüğü için birliktelik olabilir ama bu noktada, bunları yaptığı noktada fazla hayalperest olmakta fayda var. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsanız arkadaşlar. Evet, ne dedik? Yani işte hayatınızdaki kişi size e, nasıl davranıyor? İşte davranışları sizi yedekte tuttuğunu mu gösteriyor yoksa onun için asıl mısınız? Takılıyor mu, oyalıyor mu, seviyor mu? Bunları nasıl anlamamız gerekiyor? Bu başlıklara baktığınızda her konuda Fazlaca cimri ise Arkadaşlar geleceği konuşmuyorsa Belirsizlik ve bahane çok fazlaysa Oturup bir daha düşünün Karar sizin Evet e, bugün de bu kadar Olsun arkadaşlar Yedekte olup olmadığınıza lütfen Karar verin Kararınızı da artık bir an önce verin Yeni videoda görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi. Hoş kalın ve hoşça kalın.